Herkese yeniden merhabalar, ben Ebru. Kanalımızda geri dönüşüm, yenileme ve çeşitli sanatsal tasarım çalışmaları yapıyoruz. Bugün de yine farklı bir çalışmayla sizlerle birlikteyiz. Eskitme budak doku tekniği uygulayarak dolabımıza, şifonyerimize ve kapımıza ahşabın o tatlı sıcaklığını kattık. Bu her evde bulunan klasik milli dolabımızı yenilemiştik geçen hafta. Bu hafta da şifonyerimi de aynı şekilde dolaba uygun olacak şekilde yeniledim. Aynı zamanda kapımı da uyumlu olacak şekilde yeniledim. Böyle üçlü bir takım yaptım. Bunların hepsinin yapılışlarını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Odamı şu an yeniliyorum. Yenilemesi tamamen bittikten sonra hepsini de bir oda turu halinde sizinle paylaşacağım. Bu benim hem çalışmalarımı yaptığım, atölye olarak kullandığım oda, hem de misafirlerim geldiği zaman onların kalması için verdiğim oda. Bu şifonyer de eskiden oğlumun odasındaydı. Üst kısmına kitaplık yaptırmıştım. Şimdi de televizyonluk olarak kendi odamda kullanacağım bunu. Bu teknikle dolaplarınızı, şifonyerlerinizi, kapılarınızı hem çok ucuza mal ederek yenileyebilirsiniz, hem kolayca, kısa sürede yenileyebilirsiniz, hem de hoş, sıcak ve tarz bir hava katacaksınız. Haydi görelim bakalım nasıl yapmışız bu çalışmamızı. Bu çalışmamızda espresso ve siyah renk eskitme kremi kullanıyoruz. Ama siz dilerseniz multi surface akrilik boyalar da kullanabilirsiniz. Uygulama öncesi ve uygulama sırasında boyamızı kolayca sürebilmek için fırçamızı ıslatıyoruz. Boyamızı uyguluyoruz. Zaman zaman sprey şişe ile su püskürterek de boyanın kurumasını önleyebilirsiniz. Budak dokumuzu oluşturmak için boyamızın kurumaması gerekiyor. Öncelikle cappuccino kahve, daha sonra da üstüne ara ara az miktar siyah eskitme kremi ya da akrilik boya uyguluyoruz. Bütün boyanın aynı yoğunlukta olması gerekmiyor. Birazcık salaş, eskitme tarzı bir görüntü katmak istiyoruz. O yüzden gelişi güzel sürmeniz yeterlidir boyayı. Budak aparatımızın yönünü bu şekilde tutup yukarıdan aşağıya doğru yavaş yavaş küçük bilek hareketleriyle çekiyoruz. Her yeni şekil çıkarma öncesi nemli bir bezle siliyoruz aparatımızı. Boya, budak aparatı, stencil kalıp, fırça ve benzeri sanatsal malzemelerinizi video açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak alabilirsiniz. Ben de oradan alıyorum. Orada değişik güzel budak aparatları da mevcut. Eğer budaklarınız istediğiniz gibi olmazsa fırçanızı biraz ıslatıp ya da üzerine biraz su sıkıp boyanızı düzeltip tekrar uygulama yapabilirsiniz. Ben budaklarımın hepsinin aynı hizada ve çok düzgün olmasını istemedim. Biraz eskitme, böyle biraz salaş, bohem tarzda durmasını istediğim için hepsini aynı hizada yapmadım. Bu teknikle evinizdeki sıradan dolaplarınızı en kısa sürede ve en ucuz maliyette şık ve tarz bir hale getirebilirsiniz. Normal boyamaya göre daha kolaydır, gözünüz korkmasın. Normal boyamada 2-3 kat boya uygulamak gerekir, boyayı düzgün sürmek gerekir. Fakat burada öyle bir sıkıntınız yok. Tek kat boyayla ve gelişi güzel bir uygulamayla bile çok muntazam yapamazsanız dahi gayet hoş ve şık duracaktır. Fırça izi vesaire kalmış sorunuz da olmayacak. Ses kaydını yaparken pencere açık olduğu için arkadan da kuş sesleri, çocuk sesleri, araba sesleri vesaire de geliyor.
Ön kapaklara da budak yaptım. Fakat aparat çerçeveye göre biraz büyük geldiği için bu biraz zor oldu. Tam oturmadı. Yine de oldu bir şekilde. Doğal durdu. Zaten çok dediğim gibi muntazam olmasını istemiyoruz. Doğal durmasını istiyoruz. Şifon yerimin çerçeve kısmını ise siyah multi surface akrilik boya ile boyadım. Yine dolabımın ve kapımın da çerçeve kısımlarını o şekilde boyamıştım. Birbirleriyle uyumlu hale geldiler. Mat boya tercih ediyorum ben bu tarz çalışmalarda daha doğal durması için. İki kat boya uygulamanız yeterli olacaktır. Katların arasının iyice kurumasını bekleyerek diğer katı uygulayın. Ama siz siyah istemezseniz evinize açık renk daha uygun olacağını ya da zevkinize açık bir rengin daha hitap edeceğini düşünüyorsanız bu çerçeve kısmını krem rengi de yapabilirsiniz. Krem rengi yapıp hafif eskitmeler de yapabilirsiniz. Hatta renkli çalışmalar da yapabilirsiniz. Güzel bir yeşil, hoş bir mavi, petrol mavisi böyle tok koyu renklerde olabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra da üzerine hafif eskitme kremiyle eskitme yapıp birbiriyle bütünleştirebilirsiniz de renkleri. Bir süredir de bir sandık çalışmamız isteniyor. Yoğun istek üzerine ki sandıkları hepimiz zaten çok seviyoruz. Son zamanlarda da çok moda, popüler. Orta sehpa olarak, dresör olarak, oyuncak kutusu olarak, üzerine oturmak için bank olarak çok ya da içine güzel anılarınızı saklayabileceğiniz depolama alanları olarak çok sayıda farklı alanda kullanılıyor sandıklar. Çok da kullanışlı oluyor. Eve de böyle tarz, otantik, rustik bir hava da katıyor. Bizim kültürümüze de ait öğeler gerçekten. Çoğumuzun evinde de vardır zaten. Bir sandık çalışması yapacağım. İnşallah yakında paylaşacağım. Ama iyi düşünmek istiyorum. Hani güzel bir şey yapmak istiyorum. Şu an onun üzerinde biraz düşünüyorum. Bir tane de oğlumun odasına yapmıştım. Oyuncak sandığı. Onu da yapılışını paylaşacağım sizinle. Bir oda turu yapmıştık. İzlemeyenleriniz varsa izleyebilir. Bütün yenileme çalışmalarını kanalımızda paylaşmıştık. Onları da hepsini izleyebilirsiniz. Bu odanın da bütün yenileme aşamalarını sizinle paylaşacağız. Belki ileriki zamanda tekrar bu odanın da duvarlarını boyayabilirim. Geçen videoda duvar kağıdı kaplamıştık. Bir duvarını göstermiştik. Şimdi bir duvarını da boyamayı düşünüyorum bakalım inşallah. Şifonyerlerin ya da böyle kapaklı dolapların üzerine bu şekilde tekrar eklemeler yaparak kitaplık, işte televizyonluk, işte mutfak dolabı, böyle raflar ekleyerek mutfak tabakları, bardakları koymak için mutfak dolabı vesaire yaparak yabancılar da bunu çok kullanıyorlar evlerinde. Pinterest'te falan ben karşılaşıyorum. Hatta böyle içine yine böyle budak doku tekniğiyle yapıp böyle küçük kahve standı, işte küçük bar, herkes kendi şeyine, ihtiyacına, zevkine göre şeyler yapıyorlar. Hoş da duruyor. Benim de hoşuma gitti o gördüğüm budak tekniği böyle dolabın içinde. Bunu da ben de o şekilde yapmak isterim. İçine de budak tekniği uyguladım.
İnce uçlu bir fırça ile budakların aralarına siyah şeritler yaparak budakları daha ön plana çıkarıyoruz. Hem de daha doğal bir görüntü, daha böyle ahşap görüntüsü vermeye çalışıyoruz. Sanki böyle ahşap parçalarının bir araya geldiklerinde o aralarındaki o siyah boşluklar görüntüsü vermek istedim. Yapmak istediğim şey, her ne kadar tam olarak anlatamamış olsam da eminim ki siz anlamışsınızdır. Zaten şimdi bittiği zaman görüntüden ne yapmak istediğimi anlayacaksınız. Bazı şeyler anlatılamıyor. Bu şekilde budaklar da daha muntazam görünüyor. Daha düzgün bir, daha temiz, daha şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu şeritleri sadece iç kısmına yaptım. Yan taraflara uygulamadım. Pompom fırçamızda çok az miktarda boya alıp, boyanın fazlalığını da bir kağıda alıp, şeritlerin üzerine hafifçe yumuşak gölgelendirmeler yapıyoruz. Böyle bulutsu buğuldu, gölgeli bir görüntü katıyoruz. Öyle hani düz çizgi halinde görünmeleri çok hoş durmuyor, yapay görünüyor. Bu şekilde daha eskitme ve daha doğal bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hem de başlangıç ve bitiş yerlerinde o parçaların birbirleriyle birleştikleri o birleşim alanlarındaki o kötü görüntüden de kurtulmuş, birbiriyle bütünleştirmiş oluyoruz parçaları. Çünkü oralara budak aparatı tam ulaşmadığı için orada tabii ki doğal olarak böyle hoş olmayan bir görüntü oluşmuş oluyor. Ama bu şekilde o görüntüyü de ortadan kaldırmış ve bütün parçaları da birbirleriyle bütünleştirmiş oluyoruz. Yine şifonyerin tüm kenarlarına, köşelerine aynı şekilde eskitme tarzı gölgelendirmeler yapıyoruz. Orta kısımlara göbek desen stencil kalıp ile şekil çıkarıyoruz. Stencil spreyimizi sıkıp yapıştırıyoruz dolabımızın üzerine ve siyah boyayla boyayıp şeklimizi çıkartıyoruz. Kapımızın ortasına ve diğer gardırobumuzun orta kapaklarına da aynı şekli yaptığımız için böylece birbirleriyle de takım olmuş oluyorlar. Hoş bir görüntü oluyor. Stencil şekillerin ve çekmecelerin orta kısımlarına sıcak silikonla silikon kalıplardan çıkardığım süslemeler ve boncuklar yapıştırdık. Çekmecelere de yine sıcak silikonla yaptığım şekillerden kulplar yaptım. Silikon kalıplardan farklı materyallerle şekil çıkarma videolarımızı da daha önce paylaşmıştık. Video açıklamalar kısmındaki linkten kanalımızdan bulup izleyebilirsiniz. Siyah silikon kullandım burada da. Siyah silikonu internetten Neon 1'den bulabilirsiniz. Ben de oradan aldım. Kıbrıs'ta nalburlarda da satılıyor. Oradan da alıyorum. Eskiden yoktu ama şimdi Türkiye'de internet sitelerinde de var. Herhalde arz talep meselesi artık siyah silikonda bayağı yaygınlaştı. Tabii ki dilerseniz hazır süslemeler de kullanabilirsiniz. Boncuklarımı da yine Neon 1'den aldım. Ve silikon kalıplarımı da yine oradan aldım. Eski kulpları çıkardım ve eski kulplardan kalan çivilerin üzerine silikon şekilleri monteledim. Şekillerin ortasını silikon tabancasıyla deldim ısıtarak ve çivilere geçirdim. Daha sonra da hem çivilerin üzerine hem de şeklin arkasına yine sıcak silikon sıkarak bütünleştirdim. Çivileri de kapatmış oldum silikonla. Hazır kulplar da kullanabilirsiniz ama ben istediğim gibi kulp bulamadım. Dedim her şeyi kendimiz yapıyoruz. Kulbu da yapalım, ne olacak. Yaptım, gayet de dayanıklı oldu. Güzel oldu. İsterseniz üzerine yaldız eskitmeler vesaire de yapabilirsiniz ama ben yapmak istemedim.
Bu antik menteşe tarzı süslemeleri de dolabımın orta kısımlarına yapıştırarak böyle hoş ve şık bir görüntü elde etmek istedim. Menteşenin ortasına da yine kırmızı bir boncukla siyahla birlikte kırmızı güzel şık duruyor. O şekilde süslemek istedim. Stencil şekillerimin orta kısımlarına da yine kulplarda kullandığım şekli yapıştırdım, süslemeleri yapıştırdım. Yine onların da küçük boncuklar yapıştırdım, aynı dolapta ve kapıda yaptığımız gibi. Böylece şeklimiz de, o stencil şeklimiz de daha göze görünür, daha hoş ve şık bir hale geldi. Son olarak da mat su bazlı vernikle iki kat ya da mat parke verniği ya da mat yat verniği ile bir kat vernikliyoruz. Mutlaka mat kullanmanızı tavsiye ederim bu tarz çalışmalarda doğal görünmesi açısından. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız daha sizlerle paylaşmak istediğim çok sayıda projem var. Facebook grubumuzdan siz de kendi yaptığınız çalışmaları bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz Instagram'dan aşk ile tasarla hashtag ile de kendi yaptığınız çalışmaları paylaşabilirsiniz. Diğer çalışmalarda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlarım. Hoşça kalın, aşk ile kalın.